Herkese hayırlı akşamlar. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Saat şu an 8'e çeyrek var. Normalde bu kadar da geç kalmıyoruz. Hani 7, çok siparişimiz olduğunda 7.30'u bekliyoruz ama 8'e çeyrek, hatta 8'e 10 var. Pasajın kapısının önünde bekliyorum. Dükkanı kapattım. Bu Sami arabayı almaya gitti. Ve kumsal deneme sınavında bu kadar geç kalacağını düşünmüyordum. Hani 7-7.30'a doğru çıkıyordu normalde. Ben de kapının önünde bekliyorum. Sami aradı, diyor ki ben aşağıya geldim. O aşağıda bekliyor. Böyle yağmurlu bir akşam vlogumu açayım dedim, başlatayım. Diğer vlogumu kapattım, montajını yaptım. Şimdi şey yükleniyor. Allah nasip ederse bu akşam izleyeceksiniz. Böyle yapıyorum artık genelde. Yani her zaman olmasa da. Mesela bir vlogumu kapatıp diğer vlogumu açıyorum. Hani nasıl geliyor bana, sanki o düzeni, hani bıraktığım yerden devam etmek daha düzenli, daha sizi haberdar etmiş gibi oluyorum. Bilmiyorum. Böyle yapıyorum. Bakın yağmur yağıyor. O kadar soğuk var ki benim sesim kaçtı. Bugün çok üşüdüm. Gerçekten inanılmaz soğuktu. Hala da çok soğuk. Yani üzerimdeki şu mesela kalın. İçinde balıkçı boğazlı şu badim var. Bu var. Montum var ki montum böyle sıkı sıkıya kapanıyor. Kalın giyindiğim için. Ama hala çok soğuk. Vallahi kışın bu kadar soğuk olmamıştı İzmit'te. Kumsal arıyor. Kumsal geldi, şimdi gidiyoruz. Çentemiz de yok. Ne zaman? Ama yemin ederim sen, o kadar yüksek bir tane şey vardı ki böyle. Basamaktan mı? Hayır, böyle şey yoldaki şu taş kenarda vardı. Kaldırım taşı. Ama deneme sınavını nasıl geçti? Söylemeyeceğim. Söyle. Hayır, söylemeyeceğim. Hayır, söylemeyecekmiş. Ama kötü geçti. Hayır, ama kötü ya. Hayır, şey söylemeyeceğim. Tamam, söylemeyeceğim. Ama söyleyince şey oluyor. Uğur'u mu geçiyor, kaçıyor? Kaçıyor. Aa, pes. Bana söyleyince Uğur'u kaçıyormuş. Bu aralar Öykü'yle ikisi bir takıntı haline getirdiler. İşte onu odamıza koyarsak uğursuz gelebilir. Onu koyarsak uğurlu gelebilir. Ya yani böyle işte. Değişik değişik huylar. Neyse, kumsal geldi. Dişi çok ağırmış. Çekimden sonra benim dişim ağrıdı. Hiç hatırlamam. Önder de diyor, ağrırsa işte hap içersin diye. Diyorum Önder, benim ağrımıyor ama onun ağrımış. Evet, Sami karşıda bekliyor. Vallahi inceden inceden ıslandık ha kumsal. Ay, çok şu an çok özendiğim bir şey var. Sıcacık eve gitmek. O kadar üşüdüm ki. Günaydın. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Annemin derdi büyük büyük. Şimdi biraz önce babamı badanacı beyefendi aradı. Pazar günü geleceğim diyor. Tamam, pazar günü ben varım. Sami var, yardım edeceğiz. Ama annemin sıkıntısı, pazar günü badana bitmeyip pazartesi sarkarsa ben ne yapacağım? Bir günü yakalayamazsam. Yok yok, bir şekilde hallederiz Allah nasip ederse. Ya pazar gecesine kadar temizlik yaparız. Nasıl? Yani akşamdan akşama, pazardan sonrası akşamları yaparız. Her yerin olacak anne, bütün iki kat mı? Kumsalın odası. Evet, yukarıda. Burası. Burası. Mutfak. Yukarıdan aşağıya var. Salon kalıyor, yatak odası kalıyor. İki yatak odası kalıyor değil mi? Onlar yok. Ben aslında... O kadar da zor değil yani. Ay anne, rica ediyorum. Burayı, orası benim evim kadar. Yukarıda benim kaldığım annemlerin odası, hiç abartmıyorum, benim yukarıdaki evim kadar yani. Oraya hiç girme. Oraya girmezsen bence gerisini halledebiliriz. Kaç kişi geleceklerine bağlı. Üç kişi gelecekler. Tamam, onlar bence akşamüstü bitirir. Bak, onların yaptığı yeri ben girerim. Senle biz gireriz. Ha, yaptığı yeri biz gireriz. Hallolur. Ay diyor, şimdi sıkıntı yaptım. Pazartesi sen dükkana gideceksin diye. Belki de gitmez. Belki de gitmezsin. Sordun bana biraz önce, ne dedim? Belki de. Anne işler çok yoğun dedim. Neyse, bakarız bakarız. Allah o güne ulaştırsın da hallederiz. Sen halleder onu bir gün Cansın. Sami'ye bak, hüsran. Şimdi annem bugün kursa gidecekti. Babam da diyor ki Zümrüt hadi hazırlan da İzmit'e götüreyim diyor. Pazara gidelim dedim. Pazar da istiyordu. Şimdi niye vazgeçtin? Valla çok ayağım ağrı bu akşam da. Böyle inan ki hasta gibi, kesik gibi vücudum. Hani böyle halim yok oradan. Kursa? Oturacağım orada. Kursa arkadaşın hiç kıyamıyor, hiç. Hayır Nilgün, ben orada yemin ederim dinleniyorum. Evet, evet ben anlıyorum dün ben seni. Kursa gittim. Ay bir ayaklarıma sendrom yok mu? Ay o ağrıdan bin beter. Bir tuttu mu? Huzursuz ayak sendromu var. Annemde, bende, Zinet ablamda.
ayakta geziniyor. Melih elimde işim var, hem işleme uğraşamıyor. Ama en sonunda dedim ki zaten 10'da gitti. Gittim 12'de geldim. Dedim arkadaşlara ben gidiyorum dedim. Duramayacağım yani. Geldim buraya. Ay geldim. Aptal bir tane içtim. Yok. Gene geçmiyor nedense. Akşam inanır mısın saat kaç Nilgünler saat 9 mu geldin 10 mu geldin? 9.30 ona geliyor. 9.30 ben nasıl da soğuk dışarısı. Gezerken çok iyi ayaklarım böyle rahatlıyor yani böyle. Anne ben mesela soğuk suya sokuyorum böyle duşta buradan dizlerimden aşağısını. Bir de bazen kolonya döküyorum biraz iyi geliyor ama. Ya seninki artık çok kronikleşmiş. Mesela senin annemin omuzlarına bile huzursuz böyle sendrom geliyor. Benim sadece şu kısımlarıma çoraplarım da bu arada gidiyor. Allah düşmana vermesin ya Rabbi. Ay Allah korusun. Zor bir şey ki. Allah beterinden korusun. Gezdim gezdim geldim yok. Ondan sonra tekrar çıktım tekrar gezdim gezdim. Baban da neredeydi ben ki namaz mı kılıyordu? O namaz kılar gibi ben yine tekrar çıktım yollarda geziyorum. Ondan sonra biri görse diyecek ki Zümrüt teyze ne yapıyor yollarda? He, ondan sonra babam da dedi ki çağırıyormuş beni nerede diye. Neyse ben geldim Zümrüt diye. Dedim buradayım ben yolda geziyorum. Ondan sonra ay artık ovuyor, vuruyor, yumrukluyor. Yok geçmiyor. Ay kumsal dedim gel bir kerecik de sen vur be yavrum. He ondan sonra geçmiyor. Ay o çocuk bu arkalarımı hafta iştiydim bir tane o arkalarım. Ay olduğu gibi böyle bir rahatlık. Dükkandan geldik. Annem şurada uzanıyor. Kıpırdamıyorum diyor. Korkuyorum başlayacak diye diyor. Vallahi. Siz diyor orada yemekler hazır diyor. Isıttık biz yedik. Vallahi korkuyorum diyor. Kıpırdamaya korkuyorum diyor. Ondan sonra o arkada o bir damarı bölgeyi mi buldu ne yaptı bilmiyorum ki. Ay. Anneciğim dışarıdaki lahananın daha süsü geçmedi değil mi? Onu şimdi güneş çıktı alırım oradan. Güneşe bırakmam. Hadi sen kursuna biz dükkana vallahi biz daha Kandırı Sapağı'nda bir muhasebeciye uğrayacağız. Ondan sonra ne yapacaktık biz? Aa bir şey daha vardı işimiz unuttum. Var var. Of arkadaşlar dua edin ya da ne güzel olur 6000 kişi gelip o gün evi vırır bitirsek. Onlara kıyamam ben. Onlar benim can dostum. Bana Bihter'ine. Gönül dostum. Ay dün akşam o kadar güzel yorumlar. Size yemin ediyorum. Sami durup diyor ki Nilgün niye ağlıyorsun? Ne oluyor diyor. Ay baksana nasıl güzel yorum yazmışlar diyorum. Ay o kadar ya iyisiniz ki. Ben o yorumları okuyunca var ya o konuşulan sözleri ben artık aldırmıyorum yani. Ben zaten aldırmıyorum. Çok da. Hani arkamızda o kadar canlar var. Allah razı olsun. Bizim öptüm biz gidiyoruz. Hadi sen kursuna git. Herkese selamlar. Hayırlı günler olsun inşallah. Amin inşallah. Herkese. Sen çayın iç bize gelmiyor musun? Hayırlı işler bekliyorum. Bak birbirlerine el sallıyorlar. Ben gidiyorum ben. Aşıkla maşık ben gidiyorum. Az önce tartıştık ya. Dargındık ya şimdi 3 dakika geçti barıştık. Ay dargın olma konuları da ben de senle çıkacağım sen benle çıkacağım. İzmit'e gelmeyeceğim. Teşekkür hadi ederim sana da hayırlı işler. Babam da grip bu arada evde o yüzden. Hoşçakal tatlım. Güle güle tatlım. Hayırlı yolculuklar. Benim kıscağızım gelecek yarın. Yarın gece ablam geliyor. Allah nasip ederse. Evet. Allah dualarını kabul etsin. Sağ salim gelmeyi nasip etsin. Amin. Herkese de ablama da inşallah. Dualarını nasip etsin inşallah. Amin. Çok seviyorum sizleri. Yorumlarınızı bekliyorum. Akşama görüşeceğiz inşallah. Ay bak randevulaşıyor da. Ay şunu azıcık kullanayım değil mi böyle giderken? Nasıl oldu şapkan? Sen kendini göstereyim bir. Bak. Bir dur göstereceğim. Ahmet Kaya'nın Akbeş'e versiyonu. Günaydın. Günaydın herkese. Vallahi böyle kamerayı tutarım. Herkese hayırlı sabahlar. Amin. Kaza olmuş. Aa. Böyle bir şey yok galiba. Yok ufak bir şey. Kamerayı böyle tutarım. Tamam. Gidene kadar 30 dakika ne konuşacağım diye çırpınırsın. Çırpacağım. Konuşmam bir desene. Bakarım da kameraya. Böyle bakarım. Yola bakıyormuş. Bir de tek kameraya bakıyormuş gibi. Ay dün akşam var ya sinüzitten. Öldüm. Şuramın ağrısından. Yorumlara cevap veriyorum ama bir yandan böyle gözlerimi kısıyorum. Bu şapka şurası kötü duruyor. Bu şapkayı da kaç yıl önce H&M'den almıştım. Hala seviyorum. Şapka bana çok yakışmıyor. Evet ama hep böyle gri şapkamı takıyorum ya beremi. Ama bere havası da iyice geçti yani. Tamam çok soğuk ama Mart'ta bile takmaya utanıyorum. Ay bu telefon titriyor.
Mart'ta bere takmaya utanıyorum yani. O yüzden dedim ki şöyle şunu evden alayım. Üzeri kedi kılı. Dolu kedi kılı var. Bir şey olmaz. Niye hemen o şapkayı bollaştırıyorsun? İyi, rahat rahat gidiyorum işte. Soğukta giymek için şapka. Aa, benim kulak niye fırlamış buradan peki? Sevgili Selda Hanım İstanbul'dan yazdı dün akşam bana. Kendisi beni takip ediyormuş. Ondan sonra da ablasına tavsiye etmiş. Şimdi diyor ki evimizde sürekli siz konuşuluyorsunuz, sizi izliyoruz diyor. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Çok değerli bir de kız kardeşi varmış. Ablası varmış Selda Hanım'a. Çok selamlar olsun. Ablasının adı da Ümraniye'de yaşıyorlar kendileri. Sema Demir. Çok selamlar buradan Sema Hanım. Sizi çok öpüyorum. İkinizi de Allah'a emanet ediyorum. İnşallah sağlık dolu güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyeyim. Buradan selamlarımı göndereyim, unutmayayım. Sonra onun dışında şimdi bugün büyük bir toptancımız var. Bülent Bey. Bülent Bey gelecek. Burada babamın evrakları var. Bunları muhasebeye götüreceğiz Kandırı Sapağı'na. Bu yol niye buradan mı girin dedi? Yol çalışması. Aa, Pazarlı köyünde hiç bilmediğim sokağa girdik şu an. Size göstereyim ha. Bakın böyle buradan gidiyoruz. Böyle. Ne güzel sokaklar. Şunları bir de şey yapsalar, Arnavut kaldırımı gibi. Ben bu parkeleri de sevmiyorum. Bakın ne güzel bir küçücük köy türü oldu. Burası bizim köy değil ama. Sapakpınar diye geçiyor. Pazarlı diye geçiyor. Ama çok sevimli. Ha, köpüşe bak sen mi? Boynunu niye öyle bükmüş? Ay yavrum, sanki biri vurmuş gibi. Evet, şu çalışma olduğu için bizi yukarıdan böyle yoldan soktular. Ana yola çıktık. Neyse, dediğim gibi şimdi dükkana gidelim. Ben gittiğimiz gibi azıcık bir makyaj yaparım. Böyle ölü balık gibiyim. Dünden de elime pembe giydim diye pembe yüzük takmıştım. O da aa, güneşten göremiyorsunuz ki. Bu yüzük de elimde kaldı. Gideyim bir makyajımızı yapayım. Makyajımızı yapacağız, makyajımı. Evet, İzmit'e geldik. Bunlar Melike ablanın kargosunu ekleyeceğim. Bunda yemeğimiz, çantam. Ay, sol kolum şu an daha şimdiden pert. Tramvay geçiyor. Bulutlar da, hava İzmit'te çok çok daha güzel. Ama böyle sanki karşıdan bulutlar geliyor mu, gidiyor mu? Ben anlamam ki bu bulutlardan. Şu an kulaklıkla konuşuyorum. İnşallah sesim geliyordur. Şu çiçeklere bakın. Her sabah hayran kalıyorum ya. Allah'ım ne kadar güzelsin ya Rabbim. Maşallah, subhanallah. Aa, İzmit'te hava daha güzel diye montumu almadım. Bakın orada da minnoş nasıl uyuyor, görüyor musunuz? Montumu almadım ama azıcık esince de üşüyorum. Yani normal yok dedim ya. Evet, bu pasaja normal insan kabul edilmiyor. Günaydın. Şimdi diyorum ki Serdal abi, bugün menümüzde ne var biliyor musun? Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Kadayıf tatlısı. Kadayıf yolları var. Evet. Ondan sonra yanına turşu. Yeter değil mi? Allah bereket versin yani. Oo, fazla bile. Şükürler olsun. Ay, çok üşüdüm. Montumu giymeden indim arabadan. Şimdi dükkanı açtım. Serdal abi şu dursun senin burada işte. Bir tane niye taşıttırıyorsun bana? Zaten ortada hep birlikte yiyeceğiz. Ay 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 ay. Hadi hayırlı bereketli işlerin olsun inşallah. Dükkanımı açtım. Çantalarım oradaydı. Onları aldım. Mehmet abi. Efendim. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Bir Türk kahvesi alabilir miyim? Hemen. Hadi sağ olasın. Ismarlayayım mı? Ismarlayayım sana da. Kahveyi bana yapmış, içtim ben sabah ya. Yalan. İçtim kahveyi. Sen kahve içmezsin ki. Yaptı, bana sözü vardı. Vallahi içtim, yemiyorum. Bak, hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi bakalım. Seyit kapıcı. Çay söyleyeyim Seyit. Vallahi. Şimdi Sevgi Hanım'ın kargosunu paketleyeceğiz. İki tane çilek kuarslı amatisli yüzük, şey bileklik. Bir tane çocuk pandorası. Ay, deviriyordum. İki tane lapis bileklik. Bir tane Sami'nin yaptığı nazar boncuklu gümüş bilekliklerden. Ondan sonra nazar boncuklu yoncalı şu küpeden çelik. Ondan sonra pırpır yüzüğümüz. Ondan sonra sevgi yazan
isim kolyemiz. Ondan sonra mistik topaz, muhteşem yüzüğümüz. Şimdi bunların dışında var mıydı? Bir not kağıdıma da yine bakıp bunları kargolayacağız. Hemen bunlar yurt dışına çıkacak. Evet, Sami burada diğer kargoyu yazdı. Bunlar da Gül Hanım'ın bu çeyreklik bilekliği, kalpli beş taş, sitrin yüzük, kalpli yüzük, bir dizi yakut, bir dizi safir. Bunlar da Gül Hanım için Fransa'ya gidecek. Güzel günlerde kullanılsın inşallah. Günaydın tatlım. Canım onu al sen. Günaydın. Nalan'ın saçlarının rengi değişti. Baksanıza dön arkanı. Ay 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 ay. Günaydın dediğim duymadılar ama. Aşkım günaydın herkese. Bu arada görüşemiyoruz. Al bir tane saat. Nalan Hanım yok. Kızlar bakın yeni moda. Kız parla bak bak Serdal bak. Muhteşem oldu ya. Hepsini alıyorum paketler misin tatlı? Tamam canım kargo yapayım yan dükkana. Evet. Tamam kargomuz ücretsiz. Evet canım. Ay seni burada görmek ne güzel kız. Kaç gündür dişçide orada burada. Evet. Aa. Şeyle lezerlerim tükenmiş yani koşturmaktan kan var. Kan tahlili vermek misin dün ne dedi? Sıfır. Kan düşmüş. Yatalım dedi hastanede yok değil mi yatamam mümkün değil yani. İyi de bu kan değerleri düşük bir insana göre böyle kıpır kıpır nasıl oluyor ben anlamıyorum. Bizim sana, bizim pasajın bu suyundan galiba suyundan. Evde yatıyorum. Annemlere nas ama sana değil aşkım. Aşkım benim hadi görüşürüz. Evet. Şimdi kargoları kontrol ettiğimizde giden kargoları üç tane yüzüğün ölçüsünün bayanın kendi parmağına göre ayarlanmadığını fark ettim. O yüzden Sami onları ayarlıyor. Ben de makyaj yapıyorum. Şimdi rujumu süreceğim bir tek bu arada. Ha pardon bir de allık süreceğim. Kaç kalemi sürdüm? Şu biraz aydınlatıcı biraz rimel sürdüm. Şundan çok memnunum bu aralar. Size de göstermek istedim. Göz çevresi için. Şöyle görüyor musunuz? Bilyalar var içinde. Bir dakika açayım. Bakın şöyle. Efendim tatlı. Geliyorum aşkım. Şöyle ucunda şeyleri var. Yani muhtemelen hani anlık biraz daha iyi geliyordur ama ben yine de memnunum. Bir de bu Yves Rocher'in almıştım ya hani yıkama jelini, toniğini, bu nemlendisini sürüyorum makyajın altına. O kadar güzel makyaj oturuyor ki yüzünüze. Bunu da tavsiye ederim ama böyle indirimlerine bakarsanız o zamanlarda alın. Daha uyguna gelmiş olur. Oh yandan Bergen açılmış. Vallahi tıngır tıngır renkli yüzüklerden siparişimiz var onları yapıyor. Ah bir saniye müziği kapatayım. Esmara'ya geçtik şimdi. Şimdi kolyemi çıkarttım. Koruyucu kolyem var ya nasıl felak. Ay o kadar kötüyüm ki aslında biliyor musunuz? Dün gece çok sinüzitten böyle başım ağrıdı. Ama sadece sinüzit sandım. Yani sadece sinüzit olup geçer sandım. Neyse modunuzu düşürmeyin çok da. Ay şimdi sabah geldim. Hapşırıyorum. Çayları da Nalan verdi. Cebimde şıkır şıkır paketçe. Hapşırıyorum da. Şimdi de böyle ben çok grip olmam. Yani ben grip olduğumu bilmem. Çok nadirdir yani. Nezle olurum bazen. Ne yapayım ben? Bu Elif. Dün yazmıştık ya. Elif yazısı. Onu kutulayacağım. Bu arada yurt dışı kargolarımızın hepsini şöyle arkalarına döndüreyim. Adresler çıkmasın. Şöyle hepsini de ayarladık. Sami yazdı. Ben tek tek listelerimden kontrol ettim. Ayarladık ama saat 12 geçtiği için öğlen tatiline telefonum full dolu. Yine şey dedi. Depolama alınız. Ay size konuşuyorum ya. Sanki böyle kafam bir değişik gidiyor gibi. Neyse sabah hapşırma falan başladı. Şimdi de ay böyle elimi şu kolyeye bakın şöyle yapıyorum. Böyle sanki bütün her yerim bir değişik çok değişik bir ağrı geldi. Dizlerimde eğiliyorum. Dizime kolumu koyacağım. Koyduğum her nokta ağrıyor. Şu pasajın ortasına da çok üşütüyorum. Bir de pazar günü çok terli evde iş yaparken dışarı içeri dolandım. Zaten dedim kesin hasta olacağım çünkü çok şey yaptım. Genelde hasta olmam. Öksürmeye başlarım hemen. Bunu hazırladım. Bu arada saatlerimiz bitti. Yenilerini sipariş vereceğim. Toptancımla görüşeceğim.
Ona parasını havale yapacağım. Bu tamam. Bir de gümüş rengi. Bunun bir tanesi de acil. Çantama koyacağım. Akmeş'e gidecek. Elif yazan da Akmeş'e gidecek. Akmeş'te de kuaförümüz var. Elif biliyorsunuz. Ona gidecek. Elif yazan kolye. Saatte Kadriye ablacığıma gidecek. Dediğim gibi saatler dün akşam gitti. Hepsi bitti. Saatlerin ölçüleri bayağı büyük. Genelde şey hani kargoyu vereceğim zaman bilek ölçüsünü istiyorum. O bilek ölçüsüne göre saati ayarlayıp gönderiyorum. Ondan sonra hatta bugün bir bayan da dün akşam aldı. İBAN'ıma parayı göndermiş. Ama şey ölçüsünü almadım. Bugün o bayana da yazacağım. Bunun arkasına Elif yazayım. Ay gerçekten anlatamam size. Halimi yani değişik sanki bayılacağım. İçim titriyor. Her bir yerim ağrıyor. Şimdi Gül Hanım var buradan. Yine onun siparişlerini hazırladık. 3 tane de yüzük vardı siparişlerin arasında. Yüzük ölçülerini de biliyorum. Şimdi müşterilerimle konuşmalarımı, geçmiş konuşmalarımı silmiyorum. Çünkü hani böyle bir durum için. Yani işte yüzük ölçüsünü bileyim. İşte mesela geçmişte bayan demiştir ki. İşte ben mesela gold renginde 22 ayar sevmiyorum. 18 seviyorum demiştir. O yüzden o aklımda kalır. Yani en azından görürüm diye. Böyle ince ince detayları sonrasında incelemem adına müşteri konuşmalarını silmiyorum. O da biraz sanırım hafızamı tam bir doldurur mu? Mesela DM'den konuşmalarım falan. Doldururmuş. Ama onlar işte. Benim resim, video inanılmaz çok var. Ondan sonra işte Gül Hanım'ın ürünlerini dedim kargoladık çıkıyor. Ama diyor yüzük ölçülerimi vermedim dedim. Geçmiş konuşmalarımızda yüzük ölçüleriniz var. Yolladım bu resimlerdeki ölçü değil mi? Harikasınız Nilgün Hanım diyor. O Gül Hanım'ın da kargosu çıktı. Bunları çantama koyayım. Şimdi Sami de şey yapıyor. Yüzük yapıyor. Renkli 3 tane yüzük. Melike ablanın her şey hazırdı. O 3 yüzük yarıda kalmıştı. Onları yapıyor. Aç portumu düşürecek arkadan. Ha. Bakın şu an 3, 5, 6. Ne oldu Sami? 6 kişi WhatsApp'tan yazıyor şu an. Neyse ben onları dönüş yapayım. Bugün de saçımı niye böyle topladım biliyor musunuz? Böyle yüzüm bir düşük. Şimdi bu göz çevrelerim böyle kırışık biraz. Biraz değil, bayağı kırışık yani. Fondöten bile birikmiş. BB krem. Böyle birazcık yüzümü sıkayım da azıcık böyle kendine gelsin diye böyle yukarıdan topladım. Neyse ben şimdi WhatsApp konuşmalarıma döneyim. Sonra tekrar tahmini yaptıklarını size gösteririm. Şimdi yeşil bir küpe takacağım. Şuradan bakalım. Şunları yeşil. Ben bunları da çok beğeniyorum. Şunları. Ya bunu yıkadıktan sonra birkaç yerinde böyle ipler çıkmaya başladı. Biraz önce de buram da çıkmış. Şimdi bu arada dün akşam da bir takipçimiz ailece seyrediyoruz sizi çok seviyoruz demiş Allah razı olsun yurt dışından. Yurt dışına kargo işleyişi ne şekilde diye sormuş ve numaramı verdim. WhatsApp üzerinden ulaştı beyefendi. Kızına ve eşine çeyrek altını bileklikten istiyorum dedi. Şimdi ben bunu sık sık dile getiriyorum. Ama şunlar oldu mu? Yeşil yeşil güzel oldu mu? Hoş geldiniz Bülent Bey. Zaman zaman dile getiriyorum ama hemen hızlıca söyleyeyim. Toptancım geldi. Yurt dışına şu an kargomuz 1000 TL ve üzerinde zaten ücretsiz. Ve sigortalı gönderimi sağlıyoruz. Sonra başka ne söylemiştim? Western Union şeklinde ödemeyi alıyoruz. Ya da Türk hesabı olanlardan havale de EFT şeklinde alıyoruz. Bunu da buradan belirteyim dedim. Çünkü sıkça geliyor bu soru. Ben şimdi geliyorum. Baksana da takımların güzelliğine. Minicik. Yine buradan benim almayıp da sizin beğendiğiniz olursa yazabilirsiniz. Çünkü Bülent abi sürekli iletişim halinde olduğumuz toptancımız. Ay şurada ne kadar kibar değil mi? Şöyle. Üçlü yüzük, küpesi üçlü, kolyesi üçlü. Ne kadar minimalist. Sultan etmiş. Onu, ama bunu beğenmedim bunun sultan etini. Beğenmedim. 16 numara mı yüzü? O güzel. Sana söylüyorum. Beğenmedim Bülent abi. Bakın şimdi bu stream modeli yapıyoruz ya şöyle.
üç toplu kenarları. Şimdi pembe kuars ve amatisten yanından yapacak. Hatta şurada şunları daha önce yapmıştı, hemen birleştirip işte kaplamalarını falan yapacak. Tıklarım buradan. Ama ben size bunları yine ön kamerayla göstereceğim. Şöyle aldıklarım burada. Ön kamerayla göstereyim. Annemi aradım. Dedim anne her bir nokta mı arıyor? Vücudumda her bir kapıyı kapatayım. Isıtıcıyı açtım. Ama titriyorum. Şu üzerimdeki o kadar kalın ki. Ona rağmen titriyorum yani. Şunu da kapatayım değil mi? Hiç forsum. Annem dediği gibi fors yapmanın zamanı değil. Buyurun buyurun. Pardon. Şöyle göstereyim şimdi. Şöyle bir beştaş aldım. Kamerayı düz kamera yaptım. Bu taraftan size bakıyorum. Görünüyor mu elim diye. Böyle bir beştaş. Sonra şöyle koyayım yine aldıklarımı. Şu minik çok güzel bir elmas set. Açayım bunu da değil mi? Ay, düştü, satılacak. Biz de öyle derler. Satılacak. Yere düşünce. Bakın. Ve küpeleri böyle eski usul küpelerden takma, yani takma yerleri de bakın böyle şöyle tıklatarak şöyle. Yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Kaçıncı yıldır takipçilerim diyor ki özelden yazdıklarından. Bu da kolyocu. İşte Nilgün'cüm çok hızlı gönderiyorsun, inceleyemiyoruz diye. Bakın kenarları siyah rodajlı. Roz 8 ayar altın kaplı, böyle birebir elmas görüntüsünde böyle minik bir takım. Çok güzel. Bir tane daha var. Bunu da göstereceğim. Şimdi bu. Orta parmağım takayım ya. Bu kolye ucu. Yani tam set bunlar. Bakın. Aynı pırlanta bu aldıklarım. O kadar çok eliyorum ki. Bülent Bey diyor ki ne kadar zor sana ürün satmak diyor. Bakın bu da yüzü. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bir takım ve hem de işçiliğine çok önem veriyorum. Böyle daha çok pırlanta birebir olsun istiyorum. Bu da kolye ucu. Ellerim yine her zamanki gibi kupkuru. Çok güzel. Bunu da böyle kenara ayıralım. Sonra şu tek yüzük. Şuna bakın, roz kocaman bir tek taş. Ondan sonra şu takım. Bu da çok beğendim. Ya hepsini böyle gördünüz ya, bir sürü ürünün arkası içinden seçtiğim için yani hepsini ben çok beğenerek, severek alıyorum. Ay, telefonu ikiye katladım. İkiye katlanmış bir şekilde düz kamerada size gösteriyorum. İnşallah net görebiliyorsunuzdur. Bakın bu da zümrüt takım. Çok güzel. Bu böyle vidalı. Çünkü pırlantada da montürü böyle. Şöyle vidalı. İkisi birbirine takmışlar. Bakın yeşil çok güzel. Bu da kolye ucu. Ondan sonra şu. Aa, iyi, hepsini 16 eti dağılmışım. Kaç saniye. Ölçülerini ayarlıyor ama. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Bu da böyle zinciri de var bunların. Şimdi bakın şöyle bir göstereyim önce. Şu kolyesi. Hoş geldin. Verdin mi kargoları? Bakın. Su taşından. O kadar güzel bir yeşil ki, yeşilin çok açık bir tonu. Su taş ucundaki. Bu da yüzüğü. Sonra küpelerine bakın. Bu ne olacak Bülent'im? O tamir yapılacak. Evet abi bırak. Yo, müşteri geldi, o bıraktı. Sonra bu da yine aynı takımın yeşili. Bu da zümrüt taşlısı. Ay vallahi şu paketleri açacak halim yok. Yemin ediyorum size. O iki takımı da yarın göstereyim. Olur mu? Kızmazsınız inşallah. Bu da kalp yüzüğümüz, satılmıştı. Bunu çok istiyorlar. Yine bir tane daha bulabildim.
Ay şimdilik bu kadar. Bu da Beşiktaş. Şöyle göstereyim. Vallahi biraz dinleneceğim, bir 10-15 dakika. Elim kolum kanadım kalkmıyor derler ya, kalkmıyor hakikaten. Şimdi ben bir hem hap içerim hem de getirdiğim yemekleri yiyelim. Artık saat kaça geliyor? 2'ye geliyor. Şimdi bunda şey var. Sami'cim şunu yırtabilecek misin? Tek eli yırtamıyorum. Yırt yırt direkt ya. İnce poşetler bunlar. Ay turşu suyu buna akmış bak. Sonradan çıkarttım turşu yakıyor diye ama. Burada yeşil mercimekli bulgur pilavımız var. Devrilmiş de. Burada da şunu da aç hayatım de ya. Valla sana zahmet tutalım. Ben geliyorum dur. Burada da cevizli kadayıfımız var. Bunun yanına bir de turşu getirdim. Şimdi kaplarımı çıkarttım. Şey arkadaşlara da vereceğim çünkü iki tane daha kap bulmam lazım ama ya Nalan'a soracağım. Şimdi buraya Nalan'a, Sami'ye, Serdal abiye, Tezcan'a, bu da bana kaldı. Bana tabak da yok arkadaşlar. Çatal Nalan'dan buldum. Sami de orada çatal almaya gitmiş. Ben de bu kabın içinden yiyeceğim artık. Kap yok olsun. Çocuklarımı doyuruyorum, evet. Ay şu adresleri aldım, pardon. Turşu da koydular yanına. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, pilav için tabağım şuydu. Tatlı için de saklama kabının kapağı benim. Hadi siz bitirmediniz mi? Bitti, benim bitti. Hadi tatlını al. Ne zamandır canım diyor. Kadayıf tatlısı istiyordu diyor. Hoşgörü gideceğim, üşeniyorum diyor. Neyse onu konuşuruz. Evet. Güzel olmuş ama değil mi? Çok ben çok beğendim. Vallahi çok güzel. Ne dediğini söyle bir daha cevizle. Hangi ceviz ağacı düşmüş ya? Yanlışlıkla diyor. İçine de diyor ceviz ağacı. Ceviz değil ki. Tüm ceviz. Hayır şey ceviz tatlısının içine kadayıf koymuş. Ceviz tatlısının içine sanki tel şehriye koymuş gibi. Çorbada oluyor. He, evet ceviz daha çok tel şehriyeden. Vallahi. Hadi bitirin bak, bu da kaldı şimdi. Bunu da bitirsiniz. Sizde o potansiyel var. Serteç'e verdik. Nalan'a verdik. Tezcan'a kalmadı biliyor musun? Tezcan'a gidene kadar bitti pilav. Neyse. Onu da yarın başka bir şey artık. Diyorum ki kimle? Kimle konuşuyor diyorum. Annesi, annenle. Teşekkür ediyorum, biraz tel kadayıp at senin ceviz tatlısını içine. Allah. Ben de annemi annemi çok seviyor. Annem de onu çok seviyor. Şimdi aklamıyor. Bakın bunlar da Melike ablanın. Amatist taşından sitrin ve pembe kuars. Ay çok güzel oldu. Bunları ben bir resim çekeyim bence Instagram için. Ondan sonra Melike ablaya göndereyim. Tamam. Paketleyelim ondan sonra. Saat kaç oldu Sami? 4:30. Son kargolarımızı da verdik. Ama hiç iyi değilim. Böyle akşam oldukça daha da kötü oluyorum. Dünden cevap yazmadığım yorumlarım var. Onlar aklımda. Hiç konuşma vallahi. Hiç konuşma. Yanımda kaynanam var arkadaşlar. O kadar diyorum sana, bak geleni geç. Şalım var. Şalla duruyorum. Şimdi sürekli biliyorum. Yanımdan vıdı 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 vıdı. İşte sen iyi bir hasta olmuyorsun. Ben sana söylemiştim. Şurada montsuz geçtin. Sabah montsuz gelmişim. Onu unutamıyorum. Atena sesleniyor. Montunu giydiği giymiyor. Vallahi duymadım. Vlog çekiyordum zaten indiğim gibi. Ondan sonra vlog düşüyor. Ağrıyor, ağrıyor. Ay her yerim ağrıyor. Ben düşünüyorum yarın dükkana nasıl geleceğim? Tutmaz tabii. Yarın diyorum dükkana nasıl geleceğim? Çok basit, arabaya bineceksin, geleceksin. Şimdi Adapazarı'ndan Mürvet Hanım var. Buradan takipçim. Daha önce de gelip alışveriş yapmıştı. Bugün de koruyucu kolye ve sitrin yüzük siparişi var. Asuman Hanım yukarıdan yazıyor. Onları almaya gelecek. Bir saat önce falan konuştuk. Nilgüncüm orada mısın? Geliyorum dedi. Dedim buradayım. Mürvet Hanım gelip çıktıktan sonra da herhalde erken çıkarız biraz. Olur mu Sami? Siparişim var gerçekten. Evet, sipariş de var. Neyse dayanabildiğim kadar dayanacağım. Hem üşüyorum şu an, parmaklarım uçları buz gibi. Hem bütün her yerim ağrıyor. Anlatamam size, böyle dökülüyor derler ya. Vücudum dökülüyor sanki. Vlogumu devam ettirmeyeceğim çünkü sizin modunuzu düşürürüm. Böyle hasta hasta, hastayım hasta, hastayım hasta. Annemin bir sözü var. Hastayım hasta, canım ister pasta. Ya güzelceksen emin olayım. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Akşamki yorumlarınız için, yani benim gerçekten böyle mest ettiniz. Kimi ağladım, kimi böyle ağzım kulaklarımda gülüyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah da sizin yüzünüzü güldürsün inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum.
Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.